Meleklerim, nasılsınız? Yeni evinizi beğendiniz mi? Yavaş yavaş alışırız efendim. Kızım sen nasılsın? Sağ olun Abbas Bey. Niye sendeliyorsun kızım? Önemli bir şey yok. Küçük bir kaza oldu Abbas Bey. Kaza mı? Ha, evet evet, kaza. Dikkatli olmalısınız. Siz benim meleklerimsiniz. Neyse, konumuza gelelim. Kıyafetleriniz hazırmış. Murat'a gidin. Ben giderim. Hepiniz gideceksiniz. Kenan. Efendim. Meleklerime muhasebeden ödeme yapın. Patroncum, yapmasak öyle bir şey. Ne diyorsam o, itiraz istemem. Tamam. Sen de gideceksin. Patron, o gelmesin. Hani belki işi vardır bunun. Onun yerine Murat Bey gelsin. Kenan, görüyor musun? Çocuklar ne kadar düşünceli. Evet, sen gelme. Hem Murat Bey bize gezilecek yerleri daha iyi gösterir. Değil mi arkadaşlar? Hanımlar, siz buraya tatile gelmediniz. Otelde ne var ne yok, öğrenin yeter. Kenan sen karışma, Allah Allah. Murat Bey'le birlikte diğer adam da bizimle gelse olur mu? Tamam tamam, Murat o adamı da getirsin sizinle. Verdiler 4 tane geri zekalıyı. Yürüyün. Buyurun benim. Gel baş geri zekalı, gel. Demek buralara kadar bu iş için geldiniz. Evet. Ne güzel bir karar vermişiz. Ne güzel birbirimizi bulduk. Aşağı yani tanıdık. Murat Bey, siz Abbas Bey'in asistanısınız sonuçta. Bize biraz bahseder misiniz? Nasıl bir adam bu Abbas Bey? Evet. Abbas Bey'in mafya gibi göründüğüne bakmayın. Aslında pamuk gibi yüreği vardır. Ailesi yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Ya da bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Ya bu adamı ben bile tanımıyorum. Daha yeni işe aldık. Ne ara tanıdınız da yanınıza aldınız? Aman bizim rüya işte. Bizim bugün odayı boş zannedip odaya gelmiş odayı temizlemek için. Rüyada görür görmez aşık oldu. Abbas Bey'e dedi ki o da gelebilir mi? O da kim olduğunu bilmeden gelsin dedi, geldi. Gayet de iyi anlaşıyorlar. Aman ne iyi anlaşıyorlar. Emin anlatıyor, bizim rüya şapşal şapşal onu dinliyor. İyi bir adama benziyor ama. Ben de daha önceden tanıyorsunuz da ondan yanınızda falan zannediyorum. Neyse, ayıp oluyor, hadi yanlarına geçelim. Demek öyle ha? İstanbul'dan buraya ne macera ama. Evet ya. Bu arada hepiniz çok tatlısınız ya. Bayıldım hepinize. Ben? Ya ben nasıl? Sen de tabii ki. Özlem, boğulacaksın, yavaş ye. Ne kadar güzel gülümsüyorsun Emin. Sen de öyle Murat. Ben de güzel gülüyor muyum? Sus ya. Ay! Aman Allah'ım! Yandın mı? Özür dilerim. Yok, döktüğün şey zaten soğuktu. Ha, üşüdün mü? Rüya, sen bir şey söylüyordun da. Ne oluyor kızım ya? Size tabakta giden karamel taklidi yaptım. Olmadı mı? Çok komik. Daha çok sudan çıkmış balığa benziyorsun. Neyse, olmadı galiba. Emincim, ben senden çok hoşlanıyorum ya. Bir sevgili olsak ya seninle. Oha! Oha! Bu ne hız lan? Biraz erken değil mi? Ya, neredeyse akşam olacak. Cevap vermedin. Yani, güzeldi ama... Hani bunu ben söyleseydim, birbirimizi tanısaydık. Söyle o zaman. Yani benim için uygun, mahsuru yok. Ay yaşasın. Sen de benim sevgilim olur musun Murat? Meyve suyu adamın boğazında kalmış. Siz hala neyi düşünüyorsunuz? Sen ne diyorsun Murat? Aslında ben de sana sevgimi nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum. Kenan, Murat'a ulaştın mı? Yok vallahi patron, ulaşamadım. Ya evine de gittim, orada da yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Vallahi hiç bilmiyorum, hiç böyle yapmazdı ya. Ben de merak ettim şimdi. Gelin çocuklar. Buyur patron. Ya Murat ortada yok. Nasıl yok? Niye ortada dolaşsın ki canım? Masasındadır. Sen ne tür bir gerizekalısın ya? Kenan, biraz saygılı ol.
Bence de daha saygılı ol. Zaten sinirlerim tepemde, bütün sinirimi senden çıkartmayayım. İşe gelmedin patron. Telefon ettiniz mi? Tebrik ediyorum. Hiç bunu akıl edemedik. Vallahi bravo. Sen çocukken eşekten mi düştün? Ne oldu? Ya çalıyor çalıyor cevap vermiyor adam. Ha tamam canım. Onu anladım. Aptal değilim yani. Telefonu cevap vermiyor olabilir de kendine mi cevap vermiyor? Seni bir açıp kapatsak mı? Olur. Ya da ne diyorum biliyor musun? Sessize alalım seni. Nasıl fikir? Hadi gidelim. Nereye? Bana bak Sinem. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Sus. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Tamam patron, anlaşıldı. Yürüyün kızlar. Nereye gidiyorsunuz? Murat'ı mı? Ay, Murat'ı aramaya gidiyoruz patron. Kenan, sen de hastaneleri falan araştır. Tamam patron. İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın. Bunlardan ne? Vay, Üzlal'ın oraya kapatmış bunlar. E bunlar bayandır da ben bayanlara el kaldıramam. Gözlerimi kapatırsam bayan olduklarını görmem be ya. Yattım be Üzlal'ın, geldim be ya. Şimdisiniz o ben. Neredesiniz be ya? Dur be çamsızı, gelin be. Tek tek. Görürsünüz şimdi sinisi. Ah Allah, üstüme üstüme düşürme. Ben size söylemedim mi ben? Devirim sizi diye. Hepsi de üstümde kaldılar. Yavaş yavaş çıkarırım ben bunları. Ya da çıkmıyorlar. Geldim ben Özlem'im. Sen de kimsin be? Tanıdım sen. Uteldeki adamsın sen. Sevgilim nerede? Sana sorarım. Söyle. Sevgilim nerede? Bak şimdi sana böyle. Ola adamın ağzı bağlı be ya. Oh, seni Allah mı gönderdi ya? Yok. Ben kendim geldim. Dışarıda kayboldum da. Tamam kendin geldin. Şimdi beni çözer misin? Çözerim. Ama söyle. Sevgilime. Ne yaptın? Ya... Sence ben bir şey yapmış gibi mi duruyorum? Şu halime bir baksana ya, beni bağladılar buraya. Sen sevgilimden bile fantezi mi yaptın be? Kardeşim manyak mısın sen, ne fantezisi ya? Ayrıca ben Reyhan'dan hoşlanıyorum, senin sevgilin kim? Burada! Surları! Ben surlarım! Ben surlarım! Tamam, sen sor da çöz, öyle sor. Çözeriz! Sen ikisini birden mi idare ediyorsun, oturmaz adam! Ya kardeşim manyak mısın, deli misin, nesin, ne ikisi birden ya? Ben Reyhan'dan hoşlanıyorum diyorum. Başkasıyla işin yok. Bir anda onu diyorum. Reyhan mı dedin sen? He. Yani sen Özlem'in sevgilisi değil misin? Nihayet anladım. Reyhan diyorum. Özlem'le bir alakam yok. Ya ben Özlem'in aşkından Reyhan'ı Özlem duyarım be. Çözerim, çözerim. İyi de seni kim bağlamış? Neden bağlamış? Niçin bağlamış buraya be? Çok şükür geldik de ama benim Murat'ımı bulamadık. Ya insanın kendi oteli gibi yok abi. Kızlar ya, benim Murat'ım ortalarda yok. Siz otelin derdindesiniz. Amma bencesiniz be. Ah Murat'ım ah, nerelerdesin? Çocukcağız senden kurtulmak için ta yurt dışına kaçmış olmasın sakın. Bak sen şu saftir iksineme. Konu benimle dalga geçmek olunca küçük beyni çalışmaya başladı. Tamam. Hadi bırakın gırgırı da. Biz şimdi Abbas Bey'e nasıl söyleyeceğiz Murat'ı bulamadığımızı? Dur içeri girelim. Buluruz bir yolunu. Zaten açlıktan öldüm. Kızlar. Ahmet'i gördüm sanki. Murat da yanında. Nasıl yani? Sen benim sevgilim hayalini nasıl görürsün? Dalarım şimdi kızım sana. Hadi seninkini anladık da benimkinin hayalini görmek için kimden izin aldın saftirik Sinem'cim? Ya siz manyak mısınız be kızım? Gördüm diyorum size, gördüm. Niye inanmıyorsunuz bana? Benden. Bir daha izin olmadan böreklerimin al. Ahmet'in hayalini görme. Ha? He. Nasıl ya? Öyle ya. Ama. Sus. Ama.
Gördüm diyorum size ya. Bekleyin. Alo. Alo. Ha Abbas abi. Efendim Kenan. Abi bu seni öldürmek isteyen birileri vardı ya abi. Ne olmuş onlara? Ben onu buldum abi kim olduğunu. Kimmiş çabuk söyle emin misin? Vallahi eminim. Kim? Bu yeni işe aldığımız var ya abi. Kızlar. Hı. Onlardan Rüya abi. Ne? Ne diyorsun lan sen çok şaşırdın. Ya evet. Evet ben de çok şaşırdım ama maalesef öyle. Tamam Kenan ben gereğini yaparım. Tamam abi. İlgileniyorum ben. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Alo. Beni iyi dinle salak. Bir saniye. Ben salak değilim. Adım Özlem. Bir dakika. Alo. Beni iyi dinle salak. Ah yanlış oldu bir saniye. Alo. Ulan salak dinlesene beni. Bir saniye ben değilim. Sinem telefon sana. Aa kimmiş? Alo. Dinle salak. Dinliyorum. Oğlan elimizde. Yanlış numara kardeş. Benim oğlum yok. Hatta kocam bile yok. Otel değil mi orası? Evet burası otel. Çocuk elimizde. Adı Murat. Murat'ı biz kaçırdık. Anam Murat'ı kaçırmış bu adam. Gebertirim onu. Dinliyor musun? Evet. Ne kekeliyorsun be kadın? Eğer Murat'ı sağ salim görmek istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksınız. Siz kimsiniz? Bir dost diyelim. Ah, dostumuzmuş. Ben de gerçekten korkmuştum. Kızım sen harbi salaksın. Ay, kızlar, bu adam beni gerçekten tanıyor ya. Aa. Şimdi kapınıza adamlarımı gönderiyorum. Bizim kapıya mı? Yok, babamın kapısına. Babanız kim? Babanızı bilmeden nasıl geleyim? Siz odanızda bekleyin, adamlarım gelince kapınızı çalacaklar. Ha, iyi. Ne oldu kızım? Ne dedi? Şey, adamlar gelecekmiş, kapıyı çalacaklarmış, bizi Murat'a götüreceklermiş. Bu kadar çabuk mu geldiler? Ana, APS'li mi gönderdi yoksa? Ay, ben korkuyorum arkadaşlar, kapıyı açamayacağım. Aman be, ben açarım. Hazırlanın kızlar. Elinize bir şeyler alın, hadi çabuk. Bir, iki, üç. Vurun kızlar. Vurun bir dakika. Vurun kızlar. Vurmadım ben Özlem. Murat. Şimdi ben Ahmet'le Murat diyeceğim ama siz yine bana inanmayacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha? Sus be saf. Canım benim. Abbas Bey'in telefonu buyurun. Ben Abbas. Rüya'yı ver bana. Rüya ben. Buyurun Abbas Bey. Ben şimdi odama geçiyorum. Sadece sen gelebilir misin? Peki efendim. Hemen geliyorum. Abbas Bey beni çağırıyor. Niye sadece seni çağırıyor ki? Bilmiyorum ama gitmem gerekiyor. Siz de Emin ve Alberk'i alıp oraya gelirsiniz olur mu? Olur. Tamam. Murat. Çok merak ettik seni. Ne oldu anlatsana. İşte şimdi geldi dostlarımız. Bizi sana götürecekler Murat. Sizi bana götürecekler. Ha. Evet. Bu durumda acaba ben nerede oluyorum? Ya kızım manyak mısın? Karşında duruyorum işte. Ben de onu diyorum ya. Aa, Ayberk. Sevgilim. Çocuklar yeter. Sonra ilgileneceğim. Murat da burada zaten. Şimdi burada ne olduğunu sormayacağım hiçbirinize. Başlaması gereken şey başlasın. Alo, komiserim. Komiserim mi?